Herkese merhaba. Bir Sam Biyoloji Problems videosunda da sizlerleyiz arkadaşlar. Bu videomuzda konumuz spermin nerede dölleme yeteneğini kazandığına dair olacak arkadaşlar. Birçok kitapta hatta MEB'in kendi kitaplarında da yazdığı gibi spermin dölleme yeteneğini kazandığı yer olarak epididimisi veriyorlar arkadaşlar. İşte vas deferenste de depo ediliyor. Ve vas deferens'ten de ilgili yerlere aktarılıyor deniyor arkadaşlar. Ancak olayın doğrusu şöyle: Epididimiste e, sperm olgunluğa erişiyor. Bildiğimiz sperm şeklini şu an ekranda gördüğünüz o yakışıklı şekli alıyor arkadaşlar. Ancak dölleme yeteneğini burada ulaşmıyor. Dölleme yeteneğini yine karşınızda görüntüde göreceğiniz e, dişi üreme sisteminde kazanıyor arkadaşlar. Özellikle uterüste ve fallopi tüpü kısımlarında bunu kazanıyor. Neresi olduğunu çok önemli yok. Dişi üreme sisteminde kazandığını bilseniz kafi. Anadolu Lisesi MEP kitabında Epididimis'te dölleme yeteneğini kazandığı yazarken Fen Lisesi kitabında ise Diş üreme sisteminde dölleme yeteneğini kazandığı yazıyor ki doğru oranda arkadaşlar diş üreme sisteminde dölleme yeteneğini kazanması. Hocam ne alaka diş üreme sistemi diye düşünecek olursanız bugün araştırmalım sonucunda elde ettiğim bir kavram var. Kavramımızın adı şu sperm kapasitasyonu sperm Kapasitasyonu hocam ne demek sperm kapasitasyonu ne alaka kapasitasyon zin sperm kapasitasyon kelimesini kavramını bilmenize gerek yok ama ne işe yaradığını bilmenizde fayda var arkadaşlar şöyle düşünelim sperm kapasitasyonu e, spermin e, dölleme yeteneğini diş üreme sisteminde kazanması manasına geliyor ne demek istiyorsunuz hocam? Portakal düşünelim arkadaşlar. Portakalı kabuğuyla yemeyiz değil mi? Kabuğunu soyarız öyle yeriz portakalı. E, sperm de erkekten dişiye kabuklu bir şekilde aktarılıyor. Ve kabuk ama tamamen somutlaştırmak için veriyorum bu örneği. E, diş üreme sistemindeki pH'lı asidik yapı spermin üzerindeki arkadaşlar bu kabuğa benzeyen yapıyı sıyırıyor, tamamen ortadan kaldırıyor ve spermdeki akrozom kısmı e, yumurtayı e, arkadaşlar delecek hale geliyor. Yani e, hatta şöyle düşünebilir insan elmaların üzerinde parafin olur veya e, elmaların üzerinde portakalların üzerinde parafin olur. Spermin üzerinde de e, erkekten çıkışında arkadaşlar bir, bir kılıf gibi bir, e, parafin gibi bir tabaka var. Erkeğe düşüremezse de bu tabaka ortadan kaldırarak, kaldırılarak e, spermin eee kazanması sağlanıyor. Spermin dölleme yeteni yeni kazanmasının ana önemi akrozom kısmının ortaya çıkarılması ve akrozom kısmındaki enzimlerin diş üreme sistemindeki yumurtayı dölleyecek pozisyona hale gelmesi demek arkadaşlar. Hocam biz ÖSYM sınavı sorarsa ne yapacağız? ÖSME ÖSYM e sorarsa da yine diş üreme sistemi diyeceksiniz. Epididim sistemi arkadaşlar. Çünkü olayın doğrusu bu. Evet bir sambiyoloji problems videosunda daha birlikteydik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.